Amerikalı Hristiyanlar koronavirüs salgını sırasında çalışmaya devam eden sağlık personeli ve hastalara dua etmek için hastanelerin önlerinde toplanıyor. Çoğunlukla Georgia eyaletinin Albany bölgesinde toplanan Hristiyanların Florida'nın Kissimmee bölgesi ve Alabama'nın Alexander City bölgesinde de toplandığı görüldü. Toplulukların bir aradayken görüntülendiği video ve fotoğraflar sosyal medyaya yayıldı. Huma Times gazetesi Louisiana bölgesi sakinlerinin tüm hastane çalışanları ve hastalar için dua etmek amacıyla Traboni isimli hastanenin otoparkında toplandıklarını bildirdi. Dua buluşmasına katılanlara enfeksiyon yayılma riskini azaltmak için sosyal mesafeyi uygulama talimatı verildi. Louisiana Sağlık Bakanlığı eyalet olarak toplamda 22.475 vaka ve 1.155 vefat sayısı olduğunu açıkladı. Vali Edwards, her Louisiana'lı içinde bulunduğumuz durumu değiştirecek güce sahip. Lütfen evinizde kalın açıklamasında bulundu. PEV Araştırma Merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde 19-24 Mart tarihleri arasında 11.537 yetişkin birey üzerinde araştırma yaptı ve bu bireylerin %55'i COVID-19'un yayılmaması için dua ettiğini belirtti. Danimarka'daki Kopenhag Üniversitesi 75 farklı ülkede yapılan internet araştırmaları analizine göre Google arama motorundaki dua aratma yoğunluğunun iki katına çıktığını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki diğer büyük şehirler gibi New Orleans'ta kendi bölgesinde alınan karantina evrinden sonra bile yüksek virüs yayılım hızıyla beraber riskli bölge olarak nitelendiriliyor. Bu durum bölgede yaşayan sakinlerin yetkililerin tavsiyesine uymadığı, tedbirli davranmayıp evlerinde kalmadığı anlamına geliyor.